Evet, ekonomi diyelim şimdi. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Haftanın ilk gününde de işte 17.62'yi sabah saatlerinde gördü dolar. Euro 20 lira eşiğine kadar dayandı. İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Haluk Zülfikar ve ekonomist SAGAM Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman konuklarım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Var. Sayın Sağman, sizle başlayalım. Hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da dahil. Aslında TÜSİAD bir açıklama yaptı. İşte temel iktisat bilimi kurallarına hızla dönmeliyiz gibi bir ifadeleri vardı. MÜSİAD'ın açıklamasını gördünüz mü? Gördüm. ASKO'nun açıklamasını. Nedir bu kafa karışıklığı efendim? Yani aslında her yön yani istenilen yani varış noktası aslında aynı. Yani hepimiz bütün bu STK'lar aynı şeyi istiyor. Yani bütün iş insanları aynı şeyi istiyor. Yani düşük faiz ortamında daha fazla üretim, daha fazla ihracat, işte daha fazla istihdam ve daha fazla büyüme. Yani aslında ekonominin bir ülkenin makro ekonominin temellerinden en önemlisi. Fakat bunu sağlarken tabii ki cari denge vermek önemli. İşte istihdam tabii ki çok önemli. Fakat yöntem olarak bir anlaşmazlık var. Yani yöntem olarak bunun aslında bütün dünyadaki yani bütün ülkelerin yaptığı şekil işte yüksek bir faizle önce enflasyonu düşürüyorsunuz. Ondan sonra enflasyon düştükten sonra faizleri indiriyorsunuz. Aslında yöntem budur. Yani bizim önce enflasyonu baskılamamız gerekirdi. Bu faiz indirimleri zaten Sayın Ağbal kalsaydı 19 Mart'ta görevden alındı biliyorsunuz. Zaten bu dönemlerde 2 ya da 3 puan faiz daha önceki yayınımızda konuşmuştuk. 2-3 puan zaten inecekti faizler. Çünkü enflasyon yıl sonu baz etkisinden dolayı zaten enflasyon düşecekti. Fakat biz sabretmedik. Çok aceleci davrandık ve faizleri çok çabuk indirdik. Çok fazla, çok çabuk indirince de kurdan yaşanan etkiyle enflasyonu da daha da arttırdık. Sayın Sağman, burada bir şey soracağım. Faizlerle ilgili şöyle bir tartışma var. Gerçekten indirdik mi? Bunu şundan dolayı soruyorum. Yani uzun vadeli borçlanmalarda faizler inmedi. İşte hazine borçlanmalarında inmedi. Bilakis arttı diye bir mesele konuşuluyor. Bu gerçekten böyle mi? Yani faiz de mi Yani inmedi? zaten Faizden de mi kurtulmadık? Dolar bu yani noktaya gelmişken, yoksa hayır, bu yanlış bir bilgi mi? politika faizini indirdik. Ne Merkez demek? Bankası politika faizini Bir izah indirdi eder ama misiniz bize? Yani politika faizi demek Mehmet Akif Bey, Merkez Bankası'nın adı üstünde politika faizi referans faizdir. Yani o faizle bankalara borç verir. Bankalar da o referans faizle hem mevduat toplar hem de kredi verir. o zaman Bir niye eski faiz bankacı inmedi olarak diyoruz? Yani uzun vadeli faizler inmedi, hazine borçlanmalarının faizi çok yüksek diyoruz. çünkü iniş şekli yani iniş şekli siyasi bir karar olduğunu yani Merkez Bankası'nın kendi kararı olmadığını tamamen siyasi bir kararı olduğunu ve erken geldiğini piyasalar düşününce uzun vadeli tahvillerden çıkmaya başladı. Ya uzun vadeli tahviller yükselmeye başladı. Niye? Çünkü bu faiz indirimle birlikte piyasa şunu fiyatlıyor. Bu enflasyonla birlikte gelecek dönemde muhtemelen yine faizler yükseltilecek. Bunu fiyatlıyor piyasa. Çünkü enflasyon bugünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon 21-22 civarında ve Aralık'ta açıklanacak enflasyonla birlikte enflasyon muhtemelen 25-26'lara gelecek yıl sonu. Gelecek sene ilk En çeyrekte az 10 puan enflasyon beklediklerini söylüyorlar 30-35'lere bu arada. gelecek. Evet. Efendim? Aralık ayında 10 puan gelebilir üzerine diyorlar. Evet. Yani ben daha konservatif 6-7 puan dedim. 10 puan da gelebilir. Yani ama zaten yaşadığımız enflasyon belli. Onun için ya aslında burada bilim tartışması var. Ben kurucumuz atamızın sözüne çok değer veriyorum. Çok önemli bir sözü var. Ben bir şeyler söylediğimde bilim bir şeyler söylerse beni değil bilime referans alın demişti zamanında. Çok güzel bir sözdür. Yani ben size mesela söylediklerimi Mehmet Akif Bey tersini
söyleyebilirim şu anda. Ama beni değil, bilime referans alın. Size de aynı şeyi söylüyorum. Yani bilim ne diyor? Önce faiz bir sonuçtur diyor iktisat bilimi. Yani faiz sebep değil, faiz sonuçtur diyor. Niye yüksek faiz olur? Çünkü ekonomide iyi gitmeyen bir şeyler vardır. Enflasyon çok yüksektir. Bakın, o zaman bu bilim doğru değilse bütün dünyadaki merkez bankaları niye faiz arttırıyor? Norveç faiz arttırdı. Brezilya faiz arttırdı. Rusya faiz arttırdı. İngiltere faiz arttırdı. Amerika gelecek sene faiz arttıracak. Şimdi bu ülkeler niye faiz arttırıyorlar? Çünkü küresel bir enflasyon var dünyada. Bu enflasyonu önlemek için merkez bankaları faiz arttırıyor. Demek faiz bir sonuç. Yüksek enflasyondan dolayı merkez bankaları faiz arttırıyor. Bu yüksek faizle birlikte enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Enflasyon düştükten sonra tekrar faizleri düşürecekler. Çünkü dediğim gibi bütün STK'ların, işte TÜSİAD olsun, MÜSİAD olsun, aslında hedef aynı. Herkes düşük faiz istiyor. Herkes üretim ve ihracat istiyor. Ama zamanlama ve yöntem ve iktisat bilimine burada bir anlaşmazlık var. Bizim önce enflasyonu indirip sonra faizleri indirmemiz gerekiyordu ki aslında bu fırsat yakalandı. Yani eğer Naci Bey görevden alınmasaydı, bu politika devam etti ki bir süre devam etti. Evet, biz zaten artık faizleri indirmeye başlayacaktı. Ve artık ne olacaktı değiliz. Mehmet Akif Bey? Kur bugün 8-9 civarında olurdu muhtemelen. Uzun vadeli faizler bence 16-17'lerde olurdu. Politika faizi zaten 16-17'lere gelecekti. Şu an uzun vadeli faizler ne kadar şu anda? Şu anda 22 civarında. Yani biz 5 puan indirdik faizleri. Uzun vadeli faizler 5 puan yükseldi. İndirdiğimiz kadar faiz yükseldi piyasada. Ve bu hocam, dolayısıyla biz faizi de aslında bir yerde indirmiş olmadık mı? Ya öyle mi anlayayım? Politika faizini indirdik. Evet, yani politika faizini indirdik ama genel faizler inmedi. Hayır, inmedi. O zaman bu işte ne kadar ne işimize yarıyor, ne işimize yaradı diye de insan sormadan edemiyor yani.